Sümbül'le konuşmama çok sinirlenmiş belli. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Esas sinirlendiği söylediklerimin doğru olması. Sümbül'ün onu asla hayatına almayacağını söylediğim için bu kadar delirdi. Onu tehdit ettim. Hiçbir şey yapamaz. Sen rahat rahat otelinde otur, işine bak. Bak sezon yaklaşıyor, dünya iş var. Ustaları çağır, bana tamirat falan diyordun. Faaliyete başla. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam et. Sen onu tanımıyorsun Suzan. Burayı yakar yine de bana bırakmaz. Bu iş bitti artık. Israr etmenin bir faydası yok. Ayrıca ne önemi var ki? Ben burayı ikimiz için bir yuva olarak gördüm hep. O gittikten sonra gerçekten bir anlamı yok. Yuvaymış. Ne yuvası? Sana salaklık etme. Geçiş oteli üzerine diye 50 kere söyledim. Böyle aşktan gözünüz kör oluyor, sonra da 5 kuruşsuz sap gibi kalıyorsunuz. Bu aptal aşk kadınlarının en tipik özelliği. Ben ona güvendim. Bana böyle bir şey yapacağını aklımın ucundan bile geçirmedim ki. Ama yaptığına göre gerçekten hiçbir şeyin anlamı yok. Sen de bir şey yapmayacaksın. Hadi eşyalarım hazır. Bir taksi çağırıp sana gidelim. Piraye aptallık etme. Bak seni çok kötü yaparım. Ciddiyim. Tamam. Bir otelde de kalabilirim. Konu o değil. İyi günler hanımlar. Bir sakıncası yoksa şöyle bir etrafa bakacağım. Çocuklar siz artık burada kalacaksınız. Piraye Hanım taşınırken belki yardıma mardıma ihtiyacı olur. Sonra da boş kalmasın. Ne mi lazım? Otel soyulur muyulur. Geri kalan eşyalarımı yarın aldırırım. Sizden ricam yarına kadar odama girmeyin. Biletine güvenmek neymiş anlasın bakalım. Böyle baka bakın bütün varlığı iki çantaya tıkıp gidersin işte.